şekilde fx için fonksiyon grafiği verilmiş. Ayrıca gx eşittir fx artı mutlak fx bölü 2 şeklinde belirtilmiş. Bizden gx fonksiyonu için grafik isteniyor arkadaşlar. Şimdi çözüm için eksi 1, 2 ve 4 fx için köklerdir arkadaşlar. Eğer bu tür sorular grafik üzerine tablo üzerine aktarırsak çözüm bir nebze kolaylaşacak. Şu şekilde şimdi köklerimiz eksi 1, 2 ve 4'tü. Aynı şekilde fx'in altına mutlak fx yazarsak. Şimdi fx her tarafta tüm aralıklarda fx şeklinde yazacağız arkadaşlar. Doğru mu? Mutlak fx için arkadaşlar x ekseninin üst kısmında artı değerler alırken alt kısmında negatif değerler alacak. Yani 4'ün sağında fx olarak çıkar. Eksi 2 ile 4 arasında negatif değerler eksi fx. Eksi 1 ile 2 arasında tekrardan pozitif değerler. Eksi 1'in solunda da eksi fx şeklinde çıkar. Bunları toplarsak eksi sonsuzda eksi 1 arasında 0. Eksi 1 ile 2 arasında 2 fx. Aynı şekilde 2 ile 4 arasında 0. 4'ün sağında da 2 fx şeklinde çıkacak. Bir de 2'ye bölmemiz istenmiş. Burası tekrardan 0. Fx 0 fx'tir arkadaşlar. Yani bir grafik çizeceğiz. Yine köklerimiz eksi 1, 2 ve 4. Eksi 1 ile eksi sonsuz arasında 0 değerini alacak. Eksi 1 ile 2 arasında fx'in grafiğini çizeceğiz. Bu şekilde. Hani burayı ne diyelim 4'te kesilmişse burası da 4 noktası olacak. 2 ile 4 arasında tekrardan 0. 4'ün sağında da arkadaşlar fx'in aynen grafiğini çizeceğiz. Bu şekilde.